Bayraklar şeyler. Şeyler pankartlar evet. Mı? Sekreterlikte olması lazım. Sayın Başkanım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasının da yer aldığı bir olağanüstü örgüt toplantısına katıldınız. Öncelikle kısaca bir görüşlerinizi almak isteriz Değişim Gazetesi okurları için. Ya ortamın hassasiyetini ve dikkate alarak Genel Başkanımız son derece önemli. Hem duygularını hem de tüm gerçekliğiyle yaşanan ortamı ifade etti. Bize düşen de onu anlatmak, dışarıda da aynı şekilde dile getirip toplumu bilgilendirmek. Amaç o. Güzel bir toplantı. Evet. Gününde demiştim sen genel başkanım ama bir kez daha dinleyip bir de burada ülkemizle beraber arkadaşlarımızın o duyguyu beraberce paylaşmak için acelece gelip yetişmeye çalıştım. Evet. Dediğim gibi Türkiye önemli bir süreçten geçiyor, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türkiye bir yönüyle adı tam olarak ifade edilmiyor ama bir savaş ortamı. Yani bu da ayrı bir sıkıntı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta savaş dillendiriliyor ama bir tarafta savaş değil. Sanki böyle bir farklı bir şey gösteriyor. Sıkıntılı bir şey. Yani anlatacak bir şey yok. Evet Sayın Başkanım, bu gündemin dışında aynı zamanda içinde bulunduğumuz bir süreçte de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde burada hazır siz de avcılara örgüt toplantısına ziyaret ettiniz. Onunla da ilgili görüşlerinizi almak isteriz Değişim Gazetesi okurları için. 8 Mart önemli bir gün olmakla beraber Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bugünden ben de bu vesileyle kutlamış olayım sizin aracılığınızla. Evet. Son derece önemli bir gün tabii ki 8 Mart. 8 Mart bir hafta şeklinde artık değerlendiriyor. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da 12 merkezde bu 8 Mart'la ilgili etkinlikler düzenliyor. Kültür müdürlüklerimiz, kültür daire başkanlıklarımız tarafından. Evet. 8 Mart sadece 8 Mart'ta hatırlanmamalı sürekli. Evet. Bu çalışmaların yapılması önemli tabii. Evet. Teşekkür ediyoruz. Diyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili Başkan, kısaca hemen, çok kısa olmak kaydıyla olağanüstü bir örgüt toplantısı gerçekleştirdiniz. Yönetim kurulu toplantısı öncesi küçük bir görüşünüzü almak isteriz. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hem örgütünüzle birlikte dinlediniz. Evet, bugün İstanbul'da 39 ilçemizde eş zamanlı olağanüstü örgüt toplantısı yaptık. Günden biliyorsunuz çok sıcak. Suriye'de vatan evlatları şehit oluyor. Ana kuzuları, genç fidanlarımız, filan gibi çocuklar şehit oluyor. Evet. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkenin dışındaki topraklarda tek seferler kaybettiğimiz son uzun yıllar Kıbrıs hareketinden bu tarafa en ağır kayıp bu kayıptı. İçimiz acıyor, yüreğimiz yanıyor. Ben öncelikle şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize yaradanlar rahmet diliyorum. Yaralar ailelerimize acil şifa diliyorum. Ve bir önce ordumuzun Suriye'deki yerine tamamlayıp sağ salim tek bir şehit dahi vermeden kışlasına dönmesini diliyorum. Evet. Bugün 39 yaşında bir toplantı yaparak genel başkanımızın toplantısını parti üyelerimize
izlettik. Partimizin Türkiye'deki bakış açısı konusunda ölümümüzü ilgilendirdik. Katılım gösteren Türk örgüt üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, sevgili dostlar, hemen şöyle bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçe Genç Kolu Başkanı sevgili Mesut Aslan. Evet, bugün olağanüstü bir örgüt toplantısı sonrası düşüncelerinizi de almak isteriz. Bizim yönetim kurulu ilk örgüt toplantımızı ve olağanüstü bir örgüt toplantısıydı. Acı bir olay üzerine yaptık. Evet. Gerçekten bu durumun karşısında hepimiz çok üzgünüz. Yani diyecek bir kelime bulamıyorum. 36 canımız yandı orada. Evet. Gerçekten acı bir durum ve iktidarın, hükümetin bu konuda doğru düzgün bir açıklaması yok. 3 gün geçmiş, 3 gün sonrasında açıklama yapılıyor. Çeşitli haberler de yayınlanıyor. Ve de artık bu hükümetin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi... Evet, kadın kolları yöneticilerimiz varsa alalım soralım. Başkan toplantı yapacağız. Tamam. Güler Hanım, bugün olağanüstü bir örgüt toplantısı sonrası görüşlerinizi almak isteriz. Şu anki gündemimiz biliyorsunuz şehitlerimizle ilgili. Hepimiz çok üzüntülüyoruz. Bugünkü toplantımız, örgüt toplantımız ani oldu zaten. Genel Başkanımızın şeyiyle bir toplantı yapıldı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü genel örgüt toplantısı sonrası yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.